Dostlarım 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 herkese selamlar bir günü daha geride bıraktık ya bugün en azından yatay bir piyasa vardı diyerek kendimize vutarak başlıyorum videoya kalan iki gün perşembe cuma ee, toparlar mıyız artık yavaştan ben, ben şimdi toparlarım diyeceğim iyimser ee, umut diyeceksiniz doğru ee, yani seçim öncesi bence alım gelmesi lazım biraz diye tahmin ediyorum ben. Beklenti beklentim açıkçası bir nebze o yönde. o yüzden yarın ve cuma için bir tık daha umutluyum. 8800'deyiz. Dolar bazlı grafikte artık çok kritik seviyelere değmeye başladık. Böyle uzun yeşil barlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Uzun yeşil barların geleceğini düşünüyorum. Hani bu genelde gelecek derken hemen ertesi gün veya ondan sonra gün gelmesi bekleniyor ama yine kısa vadede ben uzun yeşil barların artık geleceğini Düşünüyorum çok cefa çekildi Çok beklendi Çok e, yoruldu e, Yorucu oldu bu süreç e, Ama inşallah bunu da atlatacağız arkadaşlar Neler neler atlatıldı ki Ama e, bakın Şurada da düşüş olmuştu Burada da Türlü e, olaylar gördük Özellikle şu bölümde Şu bölümde de çok türlü olaylar gördük hani Şuralarda yine işten normal bir tık da Şuralardan itibaren başlayan Yükselişte kaybolup burada nirvana'ya çıkan anormal olaylar silsilesi devam ediyor. Ee, i̇şte gübrede yaşadık tarihi bir olay. Şimdi de petkimde e, henüz o kadar tarihi olmasa da ciddi bir olay yaşadığımızı düşünüyorum. Ee, borsa maalesef e, birazcık böyle sağlam temellere e, dayanmamış şekilde hareket ediyor. E, o yüzden sallanmalar, silkelemeler de çok... Zirve seviyelere ulaşıyor. Mesela platform turizmi takip ediyorum bildiğiniz gibi. 2 gündür platform turizm böyle 5-10 dakika içinde bir devre kesiyor. Anında böyle taktiği özellikle bugünkü garipti. Sonradan toparlayıp artıya geçiyor. Çok kısa süre içerisinde oluyor bunlar. Yani inanılmaz bir sığlık mı var desem ya da tahtalar yönlendiriliyor mu çok rahat bir şekilde desem bilemiyorum yani. Yorumu orada size bırakıyorum. Ya bunlar sadece birer örnek yani. Dün bayağı örnek verdim. Ee, fark etmişsinizdir yapı kredi, Petkim hatırlarsınız yani. Ee, gün içerisinde çok çok garip işler oluyor yani. Siz tabii ki birçoğunuz normal bir işte çalıştığı için e, ekranı açıp küçük zaman dilimlerinde gün boyu ee, ne oluyor diye bakma şansınız e, az oluyordur diye tahmin ediyorum. En azından ben çalışırken ben de bakamıyordum bu kadar detaylı. Ama bütün gün ekran başında olup şunları izleseniz fiyat hareketlerini ya abi bunlar nerede alıp satıyor yani bu hareketler neyin nesi dersiniz sizde çok yüksek ihtimalle diye. Tahmin ediyorum her neyse bugün bu spekülatif e, muhabbetleri bir kenara bırakacağım. Dün çok konuştum onlara. Onlara dair. E, endeks analizi yapalım. Hisselere birazcık bakalım. Sonrasında da e, vedalaşalım. E, akşam zincir yaparız. Akşam e, Twitter'da konuşmaya devam ederiz arkadaşlar. Şimdi. E, endeks TL bazlı endekse dün kapattığımız yerin aynı yerinde kapattık zaten. 8.900'e kadar bir atak geldi bugün ama bu atak... E, Satışla karşılandı. Sonrasında 8850 bizi birazcık direnç olarak karşıladı ve karanlık odada gelen ciddi bir satış dalgasıyla e, kapanışı 8806 seviyesinde yaptık. Yani kırmızı kutu dibimiz olur oradan yeni zirvelere gideriz mantığımız vardı hatırlarsanız. E, bu mantık yine tutuyor yani işte endeks analizlerimiz yerinde güzel ilerliyor ama yan tahtalarla endeksi birbirinden o kadar çok ayırdılar ki yani iki farklı kutup gibi sanki yan tahtalar başka bir endekse bağlıymış gibi hareket ediyorlar o yüzden bu bağlantıyı kurmak da çok zorlaşıyor maalesef ki yine kırmızı kutunun dip olarak kalacağını düşünüyorum zaten aşağılara yani kutuya belki bir iğne gelir sonrasında toparlarız diye Düşünüyorum. Zaten dolar bazlı grafikte ve Viyop grafiğinde bakın onlara da bakalım hemen. Dolar bazlı grafikte 272 dolar kapattık. Bakın şöyle bir yükselen trendimiz var. Son dipten yukarı doğru devam eden bu önemli bir grafik. Ee, burada 200 yarın 272 dolar desteğimiz zaten. Neredeyse oradayız. Ee, kaldı ki bir MA200 de var burada. Bu şey gerçi de şey yapalım. EMA 200 de burada bakın tam üstünde kapattık yani şurada da bakın MI 200 200'ü geçtikten sonra ertesi gün uzun bir yeşil vermiştik yarın için de ümidimiz bu yönde olacak buradan bir dönüş görmek isteyeceğiz diğer taraftan şu EMA 200'ü kapatalım diğer taraftan şeyi de göstereyim bir de şöyle bir grafiğimiz var arkadaşlar bu ee, viop grafiği viop grafiği aslında e, en az bir yüz kadar önemlidir bunu arada anlattım sizlere videolar içerisinde e, viop aslında şekillendiriyor birazcık piyasayı e, burada da çok baba desteğe bugün temas ettik ve yine tepkimizi aldık yani şöyle bir dönüş yapısı vardır güçlü bir kırmızı mum cılız bir yeşil mum güçlü bir yeşil mum şeklinde bir dönüş yapısı vardır Yarın güçlü bir yeşil mum gelirse o dönüş yapısını görür, görmüş oluruz diye düşünüyorum. Ve bu kez 1618 e yani 1287 üzerinde kapanışımızı da yapar. Sonraki seviyeye doğru 1900'lere doğru atağa kalkarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Burayı kaybedersek ama olumsuz da düşünmek lazım. Burayı kaybedersek de süreç birazcık da sıkıcı hal alır. Bir de bir konuya daha değinmek istiyorum. Hani şimdi seçim bitiyor bayram var. Bayram için satarlar mı e, nakite geçer mi diye düşünüyorsunuz. Bu mantıklı bir soru. Yani ben de bayramda e, bir kısım e, nakit çıkarmaya çalışacağım ki e, bayram süresi boyunca kripto da o parayı değerlendireyim diye ama e, çok yani bu %5 %10 anca olur. Ama genel manada böyle düşünen insanlar çok olabilir. Fakat ben bunun e, kısmi ölçüde önemli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bireysel yatırımcının çıkaracağı para ne kadar etkili olabilir piyasadan? Belli olmaz yine etkili olabilir fakat e, olaya şöyle bakıyorum ben birazcık zaten ben bu sene olaya komple böyle bakıyorum son zamanlarda çok anlatıyorum da e, şöyle şimdi bakın faiz faizler %50'nin üzerine çıktı artık faiz var bir tarafta diğer tarafta ne var seçim var diğer tarafta ne var işte ay sonu teminat tamamlanacak vade sonuna geliyoruz o var ne var? Bayram var. Yani birçok olumsuzluk var burada. Yani insanlar bu piyasa yapıcı satmak isterse elinde birçok satmak için neden var. Ama diğer tarafta da ne var? CDS verilerinin ciddi manada gerilemesi var. birçok kredi derecelendirme kuruluşunun not arttırım beklentisi var. Fitch'in yapılmış not arttırım bekle, yapıldı, yaptığı not arttırımının fiyatlanmadığı Gerçeği var. Gri listeden çıkma beklentisi var. Ekonomi politikalarının ortodoks şekilde ilerlediği için yurt dışından yabancı yatırımcının gelme beklentisi var. Sıcak para girişi beklentisi var. Ee, piyasa yapıcı bunları görüp yukarıda gitmek isteyebilir. İşte zaten bu sene olay tamamen bu teraziye göre insanların fikirlerine göre değişiyor yani. Şimdi insanlar diyor ki. Hocam e, yaza kadar yükseliş bekleme çünkü faiz var işte zaten bayram var seçim var bunların hepsi piyasayı baskılar. Çok mantıklı bir bakış açısı yani e, itirazım yok buna bakış açısıdır. Çünkü bir adamın gerekçeleri var bunu öne sürüyor ben buna inanıyorum diyor. Hiçbir şeyimiz yok buna e, itirazımız yok. Diğer taraftan ben diğer e, terazinin diğer tarafının daha ağır bastığını düşünüyorum. Yani gri liste, cds verileri kredi derecelendirme kuruluşu yabancı girişi o supusunun daha ağır bastığını düşünüyorum ve piyasanın yukarı gitmesini bekliyorum. Hatta bazı kesime göre faiz indirimlerinin başlayacağı sonbahar belki de yıl sonuna kadar ciddi bir yükseliş beklenmemesi yönünde Fikirler de var işte Faizde göre yorumlar yapılıyor Yani bu ikisi zıt farklı fikir Birimiz haksız çıkacağız Ben de haksız çıkabilirim Benim gibi düşünenler de haksız çıkabilir Diğer türlü düşünenler de haksız çıkabilir Zaten bu olayın özü bu yani Fikirlerimiz var fikirlerimiz çarpışıyor Kimse hiçbir zaman her zaman Haklı çıkamayacak Kim haklı çıkarsa gibi bir durum Olacak yani benim bakış açımda Az önce saydığım Pozitif verilerin daha fiyatlanmadığını düşündüğüm için dolar bazlı henüz doğru düzgün bir hareket görmediğimiz için ben pozitif taraftayım. Çok fazla stop kullanmıyorum çünkü yıl içerisindeki kümülatif hareketlerin bu ufak hareketleri gölgede bırakacağını düşünüyorum ve dediğim gibi günlük trade yani günlük trade yapıyorum ben zaten sürekli günlük trade stop kullanıyorum onun haricinde hiçbir işlemde bu aralar stop kullanmıyorum çok ekstrem durumlar olmadığı haricinde. Ki onları da genellikle sizlerle paylaşıyorum. Çünkü beklentim ben dolar bazlı bir rally bekliyorum bu sene. Ee, yani bu 10 gün geç olur, 15 gün erken olur, 20 gün geç olur. Kısa vade öyle 2 günlük bir planım değil bu. Hani insanlar diyor ki hocam hani yükseliş bekliyordum bir aydır düşüyoruz. Ya canım kardeşim ben bu yıl için bir plan yapmışım. Benim planım bu yıl için geçerli. Yani bir aylık bir düşüş veya 5 tane ay arka arkaya gelen kırmızı mum işte 15 günlük bir düzeltme bu planı baltalamaz. Benim bu plandan vazgeçmem için olacak tek şey mevcut politikalardan vazgeçilmesi, Mehmet Şimşek'in görevden alınması veya atıyorum saçma sapan bir kararla bir anda faiz indirimine gidilmesi olabilir. O zaman ben derim ki yok abi bu olay yatar. Yeni bir plan kurmak lazım derim. Bir de, Hani çok sık plan değiştirilmez ki abi bir yıllık plan olur yani herkesin yıllık olur altı aylık olur çeyreklik olur yani ben şunu da düşünüyorum yılın son çeyreğine doğru faiz indirimi ihtimali olacağı için ben agresifliğimi çok arttıracağım. tabi o zaman kadar çok şey değişir de yıllık plan diyorum yani yılın sonuna doğru agresifliğimi çok arttırmayı da planlıyorum alımlar konusunda yani planlarımız bu şekilde var. O yüzden ana etmenler değişmediği sürece zırt pırt plan değiştirilmez. Zırt pırt hareket yönü değiştirilmez yani. Bu kadar hızlı değişiklik yapıyorsanız bir problem vardır. Yani ana etmenler çünkü bu kadar kolay değişen şeyler olmazlar. Bir aylık düşüşle, bir aylık ne bileyim yatay hareketle hisselerin bir ay yerinde sayması veya %20 değer kaybetmesiyle Olacak işler değil bunlar sevgili dostlar. Bu konuya da böyle bir değinmiş olayım. Herkesin bir tabii ki fikri vardır. Kimi der ki faizler yüksekken borsa gitmez bu sene bitiyiz der. Bu da bir fikirdir. Sonuçta herkesin kasası ayrıdır. Herkes kendi kararını verir ve yatırımını yapar. Saygılar, sevgiler. Bir şey resmi bitirdim. <laughs> resmi bitirdim konuşmayı. E, tamam. Başlayalım şimdi hisselere. O hisselere başlamadan önce de arkadaşlar kanala abone olun çağırsın dün yapmadım. Hiç abone gelmedi. Muhtemelen düşüyor diye piyasa sinirlisiniz de ben mi düşürüyorum bana niye sinirlisiniz. Videoyu izleyen arkadaşlar kanala abone olursa çok sevinirim. Ee, bu ay 30 bin olur muyuz diyorduk abi. Piyasa düşünce biz de yerimizde saymaya başladı. 29 bile olamıyoruz. O yüzden lütfen video izleyen herkes bir iki saniyesini ayırıp kanala abone olsun sevgili dostlar. Onun haricinde finansal danışmanlık hizmeti almak isterseniz ya da Dantes Price Action eğitim setini almak isterseniz benimle mail aracıyla iletişime geçersiniz. Ama bir dostunuz olarak şöyle de söyleyebilirim. Dantes Price Action eğitim setini 30 bin abone olunca indirimli yapacağım demiştim. Şimdi 29 bin abone olmuşken ya yaklaşmışken oralara ee, çok acil değil sizin için indirimi bekleyin Daha mantıklı olur bence 30 bin abone olunca veya sahol 100 TL olunca Bir indirim yapacağımı söylemiştim Onu da zaten duyururum sizlere ee, Başka şimdi şeyleri düşünüyorum Youtube katılda kripto videoları ve Borsa İstanbul sektör analizleri Altın gümüş yorumu paylaşıyorum Youtube katılada beklerim sizleri Ve Twitter ve Telegram'dan da beni takip edebilirsiniz Diyerek reklamlar kuşağını sonlandırıyorum ee, Ve nereye geçiyorum Hisselere geçiyorum abi Geçemedim geçtim. Euro Power, Euro Powerla başlayalım. Günün pozitif kapatan şirketlerinden birisiydi. Artı birlik bir kapanış geldi. Euro Power tarafında paraşütsüz bir düşüş var burada. 140 TL'nin dip olarak kalmasını bekliyorduk. Ee, yani öyle umuyorduk çünkü dibin dibini gördük yani Euro Power'da baya. Ee, enerjiler konusunda genel tam Twitter'da kapatırken konuştum anlattım biraz ama burada yine bahsedeyim. Ee, şimdi Yine bir ek bilgi olsun arkadaşlar isterseniz. Ee, Amerikan borsalarındaki endeksleri takip etmenizi tavsiye edebilirim. Çünkü dünya genelinde bir hype başlayacaksa bu genellikle Amerikan borsalarından başlıyor. Ee, bu hype neydi mesela teknoloji hype'ı vardı. Teknolojilerde çok ciddi bir hareket geldi. Ee, kripto tarafında mesela yapay zeka coin'leri işte FET olsun, AGX olsun uçtular, coştular. Bizde yazılımlar coştu Bunun etkisiyle Şimdi de bir enerji furyası olabilir Şu grafiği çok uzun süredir takip ediyorum Sizlerle de paylaşmıştım hatırlarsanız Bugün bir kırılım gelecek gibi Çok istekli bu yeşil enerji endeksi Amerika'da Nasdaq endeksi içerisinde Green age Green energy endeksi Bakın arkadaşlar 0786 Fibo seviyesinde Sıkışan düşen trende Yapışan bir e, Grafik var bugün de çok çok iyi yani. Artı 3'e e yakın Bir endeks var şu an Artı 3.5'luk bir endeks var şu an önümüzde e, Çok da istekli Çok da güzel ilerliyoruz Bunun Enerjilere yansıması pozitif olabilir. Yani aslında bakın hani bir senaryodan bahsetmiştim ya. Seçim sonrası endeks enerjilerle kaldırma senaryosu. Arka arkaya gelecek bilançolar. Enerjilerin hareketlenmesi. Enerjilerin endeksi yukarı taşıması. Ee, aslında bakın bu hafta burada gelecek kırılım da bu senaryoyu ne kadar besliyor yani. Global bir senaryo kurmuş olduk böylece. Ee, bilmiyorum yani belki tesadüfte olabilir tabii ki ama verileri de birleştirmek bizim işimiz sonuçta ee, enerjiler açısından bir e, tünelin sonunda ışık var gibi gözüküyor. Şimdi Euro Power'da da 140 TL'nin altını görmeden bir dönüş görebilirsin şu haftalığa bakın ya. Bu ne oğlum ben rüyamda görsem bunu var ya uyuyamam gece kalktığında bu nasıl bir düşüştür ya. 140 TL altını inşallah görmeyeceğiz arkadaşlar Euro Power tarafında diyelim birleşim mühendisliğe geçelim. Birleşim mühendislik benim tepki almasını beklediğim kutuya geldi. Aslında ufak da olsa bir tepki aldı. Ee, ve bunu niye bu kadar kaba yazmışım ben acaba? Şöyle yapalım. Ufak da olsa bir tepki aldı. 25.05.23.16 kutusu. Ee, buralar bence birleşim mühendisliği ucuzluk bölgeleri arkadaşlar. Ee, ucuz ucuz kaldığı bölgeler buralar. Birleşik mühendisliğim. Ee, bu bölgelerden yeniden ben bir tepki almasını, önce 30'lu seviyelere, sonrasında da en üstteki sarı kutuya doğru bir atak yapmasını bekliyorum. Yani 30'lu seviyeler dediğim şu önce pembe kutu var ya 29-50'lerde falan direnci olan. O pembe kutuya doğru bir gideriz diye düşünüyorum. Sonrasında da ee, biraz daha hızlanırız diye tahmin ediyorum. Bu sarı kutu önemli bence güzel bir toplama alanı. Ee, tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil, kendi kararınızda işlemlerinizi alabilirsiniz sevgili dostlar. Tüm seviyelerde grafikte yer alıyor. Miya teknoloji günün negatif şirketlerinden birisiydi. Order bloğun içine artık girdik. Şimdi burada e, patron satışı olduğu için e, mesela Kontrolmatik'te hatırlarsanız bir dönem haftalık dolar bazlı grafikte müthiş bir yapı vardı. Yani hatta bir tık da iddialı konuşmuştum. Buranın altına inmesini beklemiyorum. Çok fazla demiştim. Çünkü çok ciddi bir destekti price action konseptine göre. Ama tak patron satışı geldi. Ben de bukta kaldım yani resmen acaba ne yapacağız şimdi diye. onun altına indi. O bayağı da gitti düştü ondan sonra yani. o yüzden patron satışları en şeyi hisseyi mahvediyor. Mia Teknoloji'de de Order block var ama patron satışının baskısı bir de artık popüler oldu patron satışı yani. O patron satmış deyince artık insanlarda bir endişe e, hali yaratmaya başladı bu. Herkes için bir çıkış nedeni olmaya başladı. E, her ne kadar bu satışın yatırımlar için kullanılacağı falan o kapı biliyorum gördüm. Ama algı maalesef ki kötü yani. E, bizde patron satışının algısı direkt negatif yani bambaşka şekilde negatif. Ee, o yüzden ben kısa vadede çok ilişmemek gerektiğini düşünüyorum. Orta uzun vade içinde düşerse bence çok ciddi alım fırsatı vermiş olur. İşte Astor'un düşüğü mesela. Astor 93 liraya kadar düştü. Ee, orta uzun vadede bunlar çok çok ciddi fırsatlar. Alfa 83 liraya düşmüştü. Oradan orta vadeli 125 liraya gitti. Kontrolmatik 225 liraya düşmüştü. Oradan orta vade 330 liraya yeniden gitti. Bunlar kısa orta vade, orta uzun vade için düşüşler çok ciddi fırsat aslında. E, MİA'da da eğer orada bloğu kaybedersek arkadaşlar aşağıdaki destek seviyelerinden veya toplama seviyelerinden ben bahsedeceğim e, ama belli olmaz belki bir tepki alırız diye yarın da görelim 59.95, 62.75 seviyesinde e, bekliyoruz Miya teknolojiyi. Tarkim kutuya geldi Tarkim Vallahi yavaş 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 kutuya geldi. Ee, burası da artık şunları kapatayım. Şunu da şöyle açalım. Burası artık Tarkim'in toplama, maliyetlenme bölümü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yanlış mı yazdım ben? Evet. Burası bunu bunun altını görmeyi beklemem açıkçası. E belli olmaz tabi. Ee, ama bunun altını görmeyi beklemem. Buralardan tepki vermesi gerektiğini düşünüyorum artık. Dehşet düştü. Yani bu, bu denli salma zaten birçok hissene bu denli salmasını beklemiyorduk hiçbirimiz de. Ee, bence çok net bir fırsat veriyor. Alın fırsatı veriyor. Gemiye bilemeyenler için e, bir şeyi sunuyor. Yani bir bilet şansı sunuyor diye düşünüyorum. Ama yine söyleyeyim. Bir yatırım tavsiyesi değil çünkü bu şu demek değil yarından sonra hemen tavan tavan gider demek değil birazcık bekleyecek sabır lazım bazı hisseler yavaş gidiyor çünkü karakter olarak öyle gidiyorlar ya tavsiye geçermiyor yani sevgili dostlar güzel bir destek alanı olduğunu düşünüyorum buralardan artık yavaş yavaş toparlanıp önce 760-800 bandına sonra da orada aşılmasıyla daha iyi seviyelere gitmesini bekliyorum takibi de takip ediyorum ama daha önce de dediğim gibi artık hisse bazlı hareketler ikinci planda. Bunu dün dedim. Hatta o yüzden dün hisseleri anlatmadım farkındaysanız. Çünkü önce endeks dönmesi lazım ki hisseler dönsün şu an. Suni olarak hisseler aşağı basılıyor. Yani suni bir fiyatlama var şu an. içi boşaltılıyor hisselerin tamamen. Endeks dönsün ki onlar da dönsün tek tek. Astor 0'a 0 kapattı. Astor dün de aslında belli bir seviyeye kadar güçlü durmayı başarmıştı. Bugün de nispeten güçlü durdu ama öyle ya da böyle düşüşü devam ediyor Astor'un. Bu 100 TL üzerine atamadık. 2.84 desteğine yaklaştık. 2.84 burada ana destek seviyesi arkadaşlar bu bölgeye gelirse yukarı yönlü bir dönüş bekleyeceğiz, ümit edeceğiz. Astor tarafında. Ee, maliyet düşürerek takibe devam ediyorum Astor tarafında. Stoplamadım çünkü çok fazla içeri girdi. O yüzden stoplamadım arkadaşlar. Astor üzerinde bunu söyleyebilirim. Petkim. Vay anam vay Petkim ya. Cık. Gerçekten inanılmaz durum. Ya yani Petkim'de büyük ihtimalle bir bilgim yok. Ee, şey yapıyorum. Fikir yürütüyorum. Ee, büyük yani geçen biri de almış Twitter'da hatta Alıntılamıştım ben de ki yani muhtemelen öyle bir olay var büyük boyunca tasfiye ediliyor herhalde gübre olayında yaşamıştık ya Petkim'de de yine öyle bir durum var gibi gözüküyor yani çünkü çok anormal bir düşüş çok e, garip bir düşüş yani bunu da hala yani çok inanılmaz gerçekten bizim insanımız çok garip ya vallahi billahi çok garip bilen çok düşer tabi diyorlar yani bu arkadaşlar bilmişlik yapmış olmuyorsunuz canlarım ciğerlerim ya bu bilmişlik olmuyor ya yani bilen çok ötürü tabi düşer bu kadar basit mi bilen çok birincisi direkt olarak kötü diyebileceğimiz bir bilen çok değil İkincisi bilen böyle bir düşüş için bilen çok kötü olması lazım. Ee, i̇kincisi bu mantığa göre ilerliyorsak çok iyi bilançoların da yükselmesi lazım. Niye yükselmiyor kardeşim hiçbir o zaman? Yani canları istediği zaman yükseliyor, canları istediği zaman düşüyor mu o zaman yani? Böyle yorumlayacaksak okey zaten. Biz de böyle düşünüyoruz. Ama bu bir 30 hissesi. Bakın arkadaşlar. Bakın. Göstereyim. Aa bu benim eski grafiğim. Bunu gördüm. Bir ara bunun üzerine çalışıyorum. Bu Fransız e, Fransa'daki Carrefour şirketi. Bizdeki Carrefour'la bir korelasyon yakalayabilir miyim diye. Her neyse onu görünce anılarım depreşti bir. Ben ne yapacaktım ya? Bir şey göstereceğim de ondan. Şimdi bakın. Bakın. Petkim'in Petkim'in 27 Aralık 2022'de 27 Aralık 2022'de Şunu da günlüğe alayım Şu yukarıdaki Petkim grafiği aşağıdaki Endeks grafiği arkadaşlar Petkim bakın 27 Aralık 2022'nin sonunda yani 20 19 20 liraymış arkadaşlar. Şu anda Petkim 19-20 lira. Yani üzerinden 1,5 sene geçmiş Petkim. Aynı fiyatta. Bu da endeks. Endeks kaçmış arkadaşlar o zamanlar? Bakın 12 Ocak, Ocak başı, Aralık sonu gibi. 5100, 5200 bandıymış. 4900 bandıymış. Eee... Latte havlayınca bir kafa gitti tabii kapı çaldığı için. Eee... Latte Gel. Yani Petkim herhangi bir şey kazandırmamış. Bakın. yani endeks 4.750-5.000 seviyesindeki durumuyla aynı fiyatta bir Petkim var bizim şu an önümüzde. Yani gerçekten e, ilginç bir durum, inanılmaz bir durum. Yani endeksin 5.000 seviyesine inen bir bir Sotus hissesi var şu an elimizde ve öyle bir dökülmesi var ki, öyle bir dökülmesi var ki. Bakın, şu düşüş bir yana, şu düşüş bir yana. Düşüş öncesi şu hareket bile bence çok manalı biliyor musunuz? Düşüş öncesi şu hareket bile bence çok manalı bir hareket. O günkü tepesinden 3 günde Petkim %17 içeri girdi. Adam e, cebinde biraz parası vardır. Ben bir bir sutu sesi alayım demiştir. Bakmıştır. Çünkü normalde bir hisseleri bu ülkenin en güvenilir yatırım araçları olması lazım. Yani şey borsa anlamında söylüyorum adam Petkim'e yatırdıysa %18 3 günde kaybetti. Neden? Çünkü neden olmasın bilmiyoruz. Yani işte uzun vadeli alın fırsatı mıdır? Ya uzun vadeli alın fırsatıdır belki zaten de konu bu değil ki yani hani ben konunun bu olduğunu düşünmüyorum. Uzun vadede alın fırsatı olabilir. Daha bir buçuk senede önce de aynı fiyattaymış. Tamam 5 sene sonra Petkim 100 olsun. Yani 150 olsun. Ben şu anı düşünüyorum. Şu an. Birileri piyasadan tasfiye edilecek diye. Ya da her ne hikmetse neyden dolayıysa bilemiyorum. Bu piyasada ciddi bir baskı yaratıyor. Bu piyasada ciddi bir güvensizlik yaratıyor. Bu piyasada spekülatif hareketlerin artmasına neden oluyor bir sosuz hissesinde bizim gözümüzün önünde bunlar oluyorsa diğer hisselerde bizim görmediğimiz neler oluyordur kim bilir sorusunu akıllara getiriyor. Ben de diyorum ki abi o zaman işte buradaki bu saçma sapan hareketler oluyorsa Allah bilir neden oluyor. Boşuna grafik bakıyoruz diyorum. Bazen Petkim'de elinde olan sevgili dostlarım varsa şurası destek yani 19-20 bandı 19 19.20 bandı. Yükselen trend desteği. Bunu aşağı kırmasını da beklemiyorum şahsen ama gübrede olanları da biliyorsunuz yani. O yüzden belli de olmaz. Ee, kısa vadede bence uzak durmak lazım. Şahsi fikrim. Karar sizin tabii ki. Bülbül oldu tavan oldu bugün. Ee, yani iyi bir tepki verdi. Bu tepkiyi verince de ne yaptı bakın. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 günün düşüşünü tak diye tek bir mumla toplamış oldu Bülbüloğlu. Aferin sana Bülbüloğlu. Ee, artık hisseler o kadar düştük ki arkadaşlar bu hareketleri çok göreceğiz yani. i̇şte hani söylemek istediğim bu bakın. 8 gündür düşüyor ise tek bir günde bütün düşüşü aldı Bülbüloğlu'nun e, hareketiyle. Yarın da bir sallıyorum artı 3 artı 4 yapsa direkt eski haline geri gelecek. Çünkü sığ düşüyor hisseler, hacimsiz düşüyorlar. Ve iyi bir şirketse, beklentisi olan bir şirketse Genellikle zaten beklenenler oluyor diyelim. Ee, şöyle bakın dolar bazlı grafiği güzel demiştik zaten bunu Dolar bazlı grafiğini takip et, devam ediyorum ben. Bülbüloğlu tarafında sevgili dostlar. Devam edelim Marshall. Bedelsizler bugün yine satış yedi. Gerçekten bugün yine satış yedi. Egen'de, Marshall'da aslında çok fazla swing anlamda alsat fırsatı veriyor ama e, yani kural olarak kendime koyduğum için onu bekleyeceğim diye e, çok fazla girişmiyorum. Çünkü gitmeye başladıkları zaman e, o alsatı yaparken kaçırma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. E, pat diye gidebileceklerini düşünüyorum. Çünkü tamamen dökme hareketi yani bunlar bakın. iki gün kar verip üçüncü gün aşağı götürüyor. iki gün kar verip üçüncü gün aşağı getiriyorlar. Egen'de de bunu yapıyorlar. Marshall'de de bunu yapıyorlar. Ee, bir anda götürürlerken ya insanlar orada erkenden kar alıp çıkacaklar ya bu gidişatı yakalayamayacaklar ee, bunu organize ediyorlarmış gibi geliyor bana açıkçası o yüzden ben çok fazla yerimden oynamadan piyasayı takip etmeye devam ediyorum sevgili arkadaşlar Marshall'de de Ege'n'de de beklentim tamamen devam ediyor sabırlı bir şekilde izliyorum yine desteğe geldi Marshall 2100 bandı desteğimiz yine bir yukarı tepki isteyeceğiz. Yani 2550 lira ne kadar hızlı gelmiştik. İki günde yine boşalttılar tamamen. Konya 10.000 üzerinde. Konya çizgi üzerinde kaldıkça bence pozitif. Şurayı kaybetmedikçe de hala çok potansiyelli diye düşünüyorum ben. Ee, şurada bir retest yapılmış gibi gözüküyor. Umarım yarın yukarı döner Konya'da. 9.887 özellikle önemli bir seviye. Konya özelinde arkadaşlar bedelsizlerin genelini takip ettiğimi biliyorsunuz zaten. Egen 14.500'e yeniden geldi Egen. Ee, yine bir 16.000 lira hareket, 16.500 lira hareket. Sonrasında yine bir geri geliş. Buradaki sıkışma devam ediyor. Burada güzel yapıda oluşuyor bu arada. Ee, Egen'i tutuyorum bu sene için. Özellikle Nisan ayı genel kurul bilanço beklentisi gibi gibi nedenlerden ötürü Nisan ayının da önemli olmasını bekliyorum. Buradan bir şey çıkar mı diye baktım ama şöyle bir şey çıkar mı? Çıkabilir aslında. Yani sıkışma ve patlama için diye bakıyorum ama bakalım. Bu da daha önce kırıldığı için bir kere öyle çok önemli bir çizgi değil. Önemli olan 14.100 de belki bir tepkiye neden olabilir ama bedelsizlerin birçoğu desteğe gelmiş bakın. Yani Ege, Marshall, Konya bunların hepsi desteğe gelmiş bir hareket beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Buralarda da Alfas, Alfas'ta ciddi bir bobin oluşuyor. Çok ciddi bir bobin oluşuyor. Bir gün alınan yarın satılıyor. 6 gündür aynı muhabbet var Alfas'ta. Bir gün alınan yarın satılıyor. Bir gün alınan yarın satılıyor. Bu ciddi bir bobin arkadaşlar. Bu ne yöne kırılırsa o yöne gidecek gibi gözüküyor şu an Alfas'ta. Hatta şunu da silelim. Bakın şu şurada da bu bo bobin benzeri yapı vardı. Buradan fiyat yukarı doğru patladı kırıldıktan sonra. Hatta Alfas'ın büyük rallisi öncesi bile bobini vardı. Çok ya yani o zamanlar ne kadar yakın takip ederdik buraları. Bakın şurada da bir bobin vardı. Fiyat yukarı patladı. Bobin'in retestine geldi neredeyse. Oradan uçtu gitti. Yine aynı olaylar var Alfas'ta. Yakın takibi süre. Bobinleri çok severim yani. Bobinlerle trade etmek şeydir, güvenlidir. Sadece çok sık trade etmek isteyen birisi için her zaman bobin bulmak zordur. Yani burada 92-90 üzeri kapanışlarla biraz iddialı olabilir ama ben alfasını düzeltmesinin biteceğini düşünürüm ve 120'ye doğru bir hareket beklerim. Daha doğrusu önce düşeni kırmasını sonrasında 120'ye doğru bir hareket beklerim. Bobinleri severim sevgili dostlar. Yatırım tavsiyesi içermez. Bobin aşağı kırarsa çünkü tak diye böyle 80'lere 70'lere inmiş oluruz. Devam edelim Borusan. Borusan 1.30'a girdiği için ceza çekmeye devam ediyor. 1.30'a girdiği için satışıyor. Nasıl girersin diye. Kontrolmatikte Kontrolmatik de miydi? Ast, Astor'daydı herhalde. Kontrolmatik hemen fiyatladı 1.30'u da Astor hemen fiyatlamamıştı. Astor da biraz sürülmüştü. E, bir problem yok yani Borusan tarafında da benim açımdan 600 TL tam destekteyiz burada da. Daha önce iki kere buradan döndük. 3. kez de dönersek hiçbirimize itiraz etmeyiz Muhtemelen 650 üzeri biraz daha güvenli bir alan ee, Ama oradan da çok sert boşalttılar 720 bandından ee, Şimdi yeniden 650 üzerinden Bir tık daha rahat ederiz diye düşünüyorum Ben e, orta vade Yani orta vade de herkes için değişiyor tabii bu zaman dilimleri de Yani ben şuralara Şuraları hedef olarak görüyorum Borusan tarafında Devam edelim Borusan yatırımı, Borusan yatırımın çok fazla düştüğünü düşünüyorum. Bu biraz Borusan'dan da kaynaklanıyor olabilir, yani birbirlerini olumsuz etkilemişler şeklinde olabilir. Ee, şurası çok ana destek, yani baba destek. Ne derseniz artık? Buraya geldik artık neredeyse 3.200-3.250 bandı. Ee, buraya çok yaklaştık artık. Ee, artık bir tepki almamız lazım yukarı yönü. Tepe'den %30 düştü, çat diye. Borusan yatarım. Buna dair de inancım var. Bir değişiklik yok inancım inancımda, beklentimde. Ee, burası iyi bir destek noktası olarak gözüküyor. Yani 3200 bandı iyi bir destek noktası olarak gözüküyor. Borusan yatarım özelinde arkadaşlar. Doğuş 308 TL. Ya doğuştaki bu yapıyı Railroad Trucks olarak e, tabir edebiliriz. Hatta yukarıda bobin de yani biz ciddi bir orada olay da döndü yani bir savaşta döndü. Bunun aşağı kırılımı bence negatif oldu. Ee, toparlaması lazım. Yani 330 üzeri bize kapanış vermesi lazım ki bir nebze olsun pozitife dönelim. Şu an görüntü bence negatife döndü Doğuşta. Şu yukarıdaki yapı aşağı kırıldığı için e, negatife döndüğünü düşünüyorum. 328 hadi 330 üzeri 330. 330 üzeri kapanışlarla önümüz biraz daha açılır. Arkadaşlar doğuş özelinde onun haricinde 295 288 bandına bir geri gelip güç toplamak isteyebiliriz diye düşünüyorum. Koç Holding 191 TL. Dur, ne haftalık bakıyor? Haftalık mı bakıyordum bunun? Dolar bazında bakıyordum ben bunu. Niye böyle oldu? Niye mi kafam karıştı benim? Eee tat tat bak burada da 176 TL'nin altını herhalde görmeyiz diye tahmin ediyorum. E, ee, yukarıda yine bir mücadele, bir pin bar, pin barın geri gelmesi ve aşağı kırılım şeklinde ilerliyoruz. 184.7 bir ara destek olarak çalışabilir. Önemli bence bu seviye. Ee, üzerinde kapanışlar yani 184 noktelerin dedi kanal üzerinde kapanışlar 207 208 TL üzerinde kapanışlar bizi birazcık daha rahatlatabilir ha şimdi oldu logaritmik açıkmış ee, kanal orta bandı desteğinde çok yakın zaten 188 buranın desteği 184.7 de çizgi desteği Koç Holding de yarın toparlanma görebiliriz sevgili dostlar şurayı geçersek 198'i geçersek 214 215 bandına bir hareket beklenebilir ve işte düşmanım ya. Yemin ediyorum düşmanım mahvetti beni ya. Benim pörtfüyü e, gerçi son zamanlarda bedelsizler de düştü biraz da. E, Portföyün piyasaya göre zarar oranı fena durmuyordu. Yani tutunuyorduk. Bu EGM Marshall falan iyi duruyordu ya. E, bir tık tutunuyordu. Gerçi ben de şu an zarara indim biraz. İşte gün çitireitlerle olabildiğinde maliyet düşürmeye çalışırım ama e, herhalde şu an bir bugün kontrol etmedim de %17-18 bandında bir ortalama zarar var sanırım. Problem değil ama ortalama yükselten şu insafsız yani bu nasıl bir düşüş flapta yani ne olduğunu anlamak güç abi bu nasıl bir düşüş bu nasıl bir boşaltma inanılmaz gerçekten çok çok ciddi olay 17 TL'den 10 TL %41'lik bir düşüş yani gerçekten çok garip. bazen insan diyor ki ya bırak bu yan tahtaları git 130'da işlem yap. Sanki bir şey ya sana. Anasını, e, anasını satayım özür dilerim. Çok pardon. Sanki 130 hani güvenli liman işte petkimi, gübreyi, ereğliyi orada da görüyoruz neler döndüğünü. Ya garip olay gerçekten. Ne oldu da bu kadar düştü? Hani ne olduğu da geçtim. Abi sen bilenço açıkladın ya. İyi bir bilen sen temettü vereceğini açıkladın. Yani e, hadi pozitifi fiyatlamıyorsun da negatif olarak neyi fiyatlıyorsun? Çok garip flap tarafı. E, burada bekliyorum yani yapacak çok bir şey yok. Yani çok ucuzladığını düşünüyorum ben zaten. Hani ben gerekirse 2-3 hafta belki bir ay beklerim. Bu kadar ucuzdan zarar çok zararına vermek bana mantıklı gelmiyor şahsen. E tabi herkesin kararı kendine sevgili dostlar. Dolar bazlı grafikte kanal da kırıldı ama bakın komple sileyim şurayı. Şu bölgeler zaten yani fiyatın akümülasyon alanı bakın. Çok geniş bir alan farkındayım ama zaten fiyat buralarda birikiyor birikiyor atak yapıyor birikiyor birikiyor atak yapıyor. Yine birikme alanlarına geldi yani ya dolar bazlı bakın ne kadar diplerdi bu hisse ya. Çok diplerde gerçekten. Yani 1000 dolara yakın fiyatlanmış. Şu an 0.30'larda. %67 diplerdeyiz. Yani dolar bazı diplerde olan her şirket güzel marj verdi. İşte Ark Enerji, Jant, Dardanel çok güzel marjlar verdiler. Yani birazcık buna da güveniyorum Flap tarafında. Bakalım yani burada o şey muhabbetini biraz düşünüyorum. Hani seçim listesi, seçim listesi diye diye. Sanki sadece biz bunu seçim listesi diye aldık. Yani ben sadece temel beklentiyle herhangi bir hisse almam. Ben bir hisseyi... E, alıyorsam mutlaka grafiğinde bir şeyler görüyor olmam lazım. Diğer türlü istersen ne bileyim e, müthiş bir beklentisi olsun temelde. Özellikle kısa orta vade alımlarda teknik olmadan bir işlem yapmıyorum. E, ama bekleyelim bakalım bu seçim seçim dedi herkes. Seçimden sonra hani seçime kadar herkese sattırsınlar. Belki seçimden sonra kendine gelir. Bir de yani şu yükselen trendin de tam dibindeyiz. E, hani bu kadar yeter mi artık? Yarın dönsek mi artık diye insan e, söylenmiyor değil. Yarın için bir tık daha e, ümitliyim sevgili dostlar umarım döner yani ne diyeyim? Forte 68 TL Forte de e, iyi düştü yani Forte Hatsan Pasifik e, Tarkim e, son arzlarda çok çok ciddi düştüktüne yani bunların fiyatlarının ekran görüntüsü alıp üç ay sonra bakıldığında ortalığın çok farklı seviyelerde olacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Forte 68 TL'ye geldi arkadaşlar. Ee, dip destek 65 TL seviyesi yakın takip etmeye devam ediyorum. Frotto 1096 TL. Frotto'nun tepeden boşaltması devam ediyor. Sert bir düşüş. Ama şuralarda şu dipte durması lazım bence. 1068-1067 bandında durması lazım diye düşünüyorum. Frotto'nun Gesan 6420 Gesa'nın dolar bazlı grafiğine bakalım. Dipteyiz. Haftalığı göre. Şimdi. Kaldı 2 gün. GESAN buradan toparlayıp 2.09 üzerinde kapatabilir mi? Bakalım. 2.09 için dolar bazlı %5'lik bir yükseliş lazım. Bakalım Gesan bunu yapabilecek mi? Renci kaybetmemek adına kalan 2 günde daha iyi bir Gesan bekliyorum ben şahsen. Umarım yapabilir. Hatsan tepkisini verdi bugün. Yani tutundu buradan. Ufak da olsa bir yeşil de yaktı. Benim bayağıdır beklediğim bir bölge burası bildiğiniz gibi zaten. E, 59.85, 60.35 e, Yakın takip ediyorum Hatsan'ı. Piyasada izin verirse yani buralardan toparlanması lazım. Çünkü 100 TL'den 60 TL yeniden düştü. İlginç bir olay yani yine e, hisselerin şeyi yok. Ee, Vidaları mı gevşemiş diyeyim artık o kadar esnekler ki 50'den 100'e 100'den 60'a düzeltme 60'tan 90'a 90'dan 30'a düzeltme ilginç bir hareket silsilesi var gerçekten. TourGG ee, bugün stop oldum burada yakın takip ettiğimi söylüyordum ama bunu bugün stop oldum kısa vade yani çok kısa vade için harekete ee, almıştım bunu. Yükselen de aşağı kırdıysak fake olabilir mi? Fake olabilir. Ama zaten bedelsiz tarafını çok takip ettiğim, stopsuz takip ettiğim işlemler var. Bunu böyle gün içi şeklinde almıştım diyebilirim yani birkaç günlük bakmıştım buna. Burası kırılınca da çıkmak istedim. Hoş burası bu kırılım fake olup yarın yukarıda dönebilir belli olmaz ama gün içi işlemlerde stopsuz çok işlem yapmıyorum dediğim gibi. Ee, bunu da zaten dün mü ne almışım? Güneş dediğim birkaç günlük de olabilir. Genelde aynı gün sonlandırıyorum ama burada şeyi bekledim. Yükselen tren aşağı kırarsa stop olacağım diye beklemiştim. Ee, o yüzden burada ne, görünüm biraz negatife döndü. Yani şu dipten de daha önceki kere döndü. Bu 697.5 TL civarı buralardan da bir toparlama görebiliriz ama dediğim gibi onun riskini şu an için almak istemedim. Güneşindeki içindeki için nakit önemli oluyor çünkü. Kontrol 223 TL kontroldeki düşüş de devam ediyor. Dolar bazlısını göstereyim. Şu 7.01 seviyesine tutunamadık bugün de haftalık göstereyim burayı. Bakın. Şöyle bir yükselen trendimiz var. Bu 6.58, 6.59 bandına denk geliyor. Buradan mutlak tepki almamız lazım. Diye düşünüyorum buraya kadar gelirsek ya da yarın 7:01 yeniden kazanmamız lazım arkadaşlar. Kontrol de çok güçsüz duruyor yani 10 dolardan 6.5-6.90 dolarlara kadar geldik kısa da. Ee, buradan da bir toparlanma görmemiz lazım. Devam ediyorum devam ediyorum. Pasifik bugün nispeten bir tepki verdi kutuya gelmişti. Ee, kutudan nispeten bir tepki verdik ama daha güçlü tepkiler vermemiz lazım artık pasifi de takip ediyorum takip devam ediyorum kutu seviyeleri 50 40 54 60 güzel bir toplanma bölgesi gibi gözüküyor Burası ama tabi belli olmaz tavsiye içermiyor arkadaşlar yıldır güne iyi bir kapla müthiş başladı ve sonrasında çok sert düştü günlük mum garipim bakın İki gündür aynı mumu veriyor ee, şuraya daha önce iğne atmışım dün oradan da dönmüş yine 52 TL'de kapattı 52'yi kaybedersek 47-48 bandına böyle 48.5 bandına %8 10'luk bir sert düşüş gelebilir ee, o yüzden yarın 52'yi e, iyi takip etmek lazım korursak problem yok kaybedersek 47-48 bandına gelebiliriz SDT 308 TL'ye kadar düştü. 295, 305 yani buralar çok güçlü destek SLT'de. Şurada bakın yarım yamalak bir alt desteği var ki onun içine girmiş artık. Yarından itibaren bence tepki beklemek yanlış olmaz. 295 zaten dip desteğimiz. de artık toparlanma yerlerine bence girmiş gözüküyor. Smart Güneş 53.95. Smart Güneş'te doldur boşalttan bahsetmiştik. Yukarı bir yeşil mum bekliyoruz artık demiştik. Devam. Beklentim sürüyor. 167 geldik, çattık buraya. değdik arkadaşlar. Yarın karar günü. Yarın mahşer günü. Smart güne işte 167 ee, önemli bir destek. Buradan dönelim artık yani. yani. Smart da orta uzun vade için bence yani gereğinden fazla ucuzladığını düşünüyorum. Ben yani zirvesinden %57 geride. Ey maşallah yani. Ey maşallah. 167 Böyle piyasalar gerçekten fırsatta sunuyor bir diğer yanıyla. Umarım yarın e, yukarı yönlü bir tepki görürüz. Zio teknoloji de 200 TL'nin altına gerildi. Maşallah. 199'dayız Yoda Bunu TL TL'de paralel kanalı mı göstermiştim en son? Hangi grafiği güldü? Yani şunun logaritmini takip ediyorduk değil mi? Şimdi burayı kaybettik. Bu desteği kaybettik. Şu dip var 187'lerde ama oraya kadar kalır mı Kalmayabiliriz. Umarım toparlarız. Haftalıkta 215'in üzerine atabilirsek eğer bu çizgi yeterliliğini korur. Günlükteki sapma olarak kalmış olur. Haftalıkta 215 yani perşembe cuma 16 liralık bir alım gelmesi lazım. O da %8 zipli toplam. E kolay değil tabi. E bakalım hafta kapılışına göre konuşuruz. Yani teknikten bağımsız düşünüyorum ben. ya yani normalde şurayı kırmış bir senin 140'lara kadar gelmesi lazım aslında. Ee, ama dediğim gibi ben bir tık teknik dışında yorumluyorum. Çünkü hisselerin içinin sığ bir şekilde boşaltıldığını düşünüyorum. Yoksa bülbülü oldu da kanal dibine kadar inmesi lazım normalde. Ama bugün tavan verdi gördüğünüz gibi. Ee, o yüzden sevgili dostlar birazcık daha sabır diyorum. Dostlar bugünlük benden bu kadar. Akşam bir zincir yapacağım. Agrotu, Ekosu orada değerlendireceğim. İki tane tavan vardı bugün yine. Çok yakın takip ettiğimiz şirketler değil ama grafiklerini ara ara paylaştığımız şirketlerde. Onların son durumuna bakarız. Onun haricinde istek isteleriniz varsa yazmanız yeterli. Yoruma yazmanız yeterli. En çok tercih edilenlerden seçip böyle 8-10 istedik bir zincir yapmayı planlıyorum akşam. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yem yeşil günlerde görüşmek dileğiyle.